Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Dinç. Memur sendikaları 2024-2025 toplu sözleşmeleri için taleplerini dile getirdi, açıkladı. Biz de konunun detaylarını Habertürk.com yazarı Ahmet Kıvanç ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Helin. Şimdi aslında dikkat çeken başlıklar bence var. Sizin özellikle altını çizdiğiniz talepler neler oldu sendikalarda? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? En flaş talepler sizce neler? Evet Helin, şimdi çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. 4,5 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan bir hem mali haklarını, maaş zamlarını kapsayan hem de diğer sosyal haklarını kapsayan bir toplu sözleşme süreci yaşayacağız. Şimdi son zamanlarda Ocak ve bu yıl özellikle Ocak ve Temmuz ayında farklı düzenlemeler yapıldı. Toplu sözleşmeyle belirlenen zamların üzerine artışlar yapıldı. Ama esas olarak memur maaşları bu toplu sözleşmeyle belirleniyor. Şimdi burada en dikkat çekici husus şu, az önce yayından önceki sohbette de senin sözlerinden de biraz anladım. Yani sendikalar bu taleplerinde ne kadar alabileceklerini öngörüyorlar şeklinde. Şimdi 2020 yılına bakarsak aslında 2021 yılındaki yaşadıklarından dolayı sendikalar enflasyon karşısında önden yüklemeli bir zam talebinde bulundular. 2021 yılında ne olmuştu diye baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Temmuz ayındaydı yine. Toplu sözleşme masasına oturmadan önce sendikalar taleplerini açıkladılar. O günkü enflasyona baktılar. O günkü gördükleri enflasyon yıllık bazda %19 seviyelerindeydi. Ve memur sen, yetkili sendika olarak, konfederasyon olarak memur sen dedi ki 2022 ve 2023 yılında yıllık bazda toplu sözleşme zam yapalım. Ocak ve her 2 yılın Ocak ayında zam yaparım. Ve 2022 Ocak ayında %21, 2023 Ocak ayında da %17 zam yaparım dedi. Teklifinde bulundu. Bunların üzerine de üçer puan refah payı talep etti. Fakat toplu sözleşme imzalandı işte. Görüşmeler sonunda 2022 yılında %6+5 oranında 2023 yılında da %8+6 oranında bir toplu sözleşme zammı kararlaştırıldı. Enflasyon bu belirlenmiş oranları aşarsa aradaki fark yansıtılacak bir sonraki 6 ayın başında. Şimdi toplu sözleşme böyle imzalandı. Fakat hemen toplu sözleşmenin arkasından Kasım ayından itibaren enflasyon hızla artmaya başladı. %21 oldu enflasyon. Aralık ayında da %36'ya çıktı. Çok Beklenmedik. yüksek bir artış oldu. Evet. Normalde işte 15 ile 19 arasında seyrediyordu yıllık enflasyon o güne kadar. Şimdi sendikalarda tabii yani imzalanmış olan toplu sözleşme zammı karşısında enflasyon böyle çıkınca ilave zam talebinde bulunmaya başladılar. Hükümet de 2022 yılın Ocak ayında 2,5 puanlık bir ilave artış yaptı. Normalde 5 puanlık, %5'lik artış yapacaktı. Hükümet dedi ki 2,5 puan da ben ilave ediyorum, %7,5 oranında bir artış yapacağım dedi. Fakat sonraki süreçte özellikle 2023 devam eden 2022 yılın devam eden sürecinde enflasyondaki artış tırmanarak devam etti biliyorsun. Hatta %85'in üzerine çıktı 2022 yılında. Yani o toplu sözleşmeyle belirlenmiş olan zamlar ilk defa bu kadar güdük kaldı enflasyon karşısında. Yani totalde de baktığımız zaman aslında yapılan artışlar 2022 enflasyondan kaynaklı, enflasyon farkı yani. Toplu sözleşme zam olmadı yani fiilen. Sadece enflasyon oranında bir artış yapılmış oldu 2022 yılında. 2023 yılına geldiğimizde biraz da işte seçimin de etkisiyle 2023 yılında özellikle Temmuz ayında tabii hem seçimin hem de kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşmenin de etkisiyle 2023'ün Temmuz ayında
nispeten daha yüksek bir artış yapıldı. O da seyyanen zam şeklinde oldu. Normalde %17,55 toplu sözleşme çerçevesinde yapılan bir artıştı. Onun üzerine 8.077 liralık bir seyyanen zam yapıldı 2023'ün Temmuz ayında. Şimdi bu bir iyileştirme gibi görünüyor ama orada da başka sıkıntılar yaşandı biliyorsun. Bu seyyanen zam emekli aylıklardan yansıtılmadı bir. İkincisi işte kamu işçileriyle en düşük kamu işçisi ücretiyle kıyaslama yapıldı. Fakat orada işte memur sendikalarının talebi bekar memur maaşının esas alınması 22 bin lira çıkartırken bekar memur maaşının esas alınması denildi. Fakat yapılan düzenleme eş ve çocuk yardımı alan bir memur arasında memur kıyas dikkate alındı. Bu da 1650 liralık bir fark anlamına geliyordu. Şimdi bundan dolayı bu sene toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyonun da bir de önümüzdeki dönemde de tekrar artacağı beklentisi var biliyorsun. İşte akaryakıtta ÖTV artışları getirildi. Çok ciddi bir artış o anlamına geliyor ÖTV'deki. İşte bir anda 6 lira artış oldu akaryakıt fiyatlarında. Ondan sonra piyasa fiyatlarından dolayı, uluslararası piyasa fiyatlarından dolayı da ilave artışlar oldu. İşte yani seçimden sonra baktığımız zaman şöyle hemen kısa süre içerisindeki artışlar bile akaryakıttaki çok yüksek bir oran. Onun dışında deprem vergileri getirildi, diğer başka vergiler getirildi, döviz kurundaki artış oldu. Dolayısıyla enflasyonda Temmuz ayında bile, Temmuz ayında normalde enflasyon negatif oluyordu, eksi çıkıyordu geçmiş yıllarda. Temmuz ayında bile çift taneli bir enflasyonla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde bir yükseliş beklentisi var. Şimdi ne dikkatini çeken ne oldu derken birincisi bu. Yani oransal olarak baktığımız zaman sendikaların taleplerinde baktığımız zaman memur senin teklifinde bakıyorum memur sen üçer aylık dönemler halinde istediği öncelikle memur senin teklifindeki bu en önemli dikkat çekici husus 2024 yılı için zamların üçer aylık dönemler halinde yapılmasını istedi. Alışkanlık Niye? gibi neden 3 ayda bir istediler? Evet, bu niye? Yüksek enflasyon dönemlerinde geçmişte zaman zaman yapılan bir uygulama. Bir anlamda eşel mobil gibi. Yani enflasyon gerçekleşiyor. Enflasyonun hemen arkasından işte 6 ay beklemek yerine 3 ayda bir şey olması enflasyon farkı yansıtılması anlamına geliyor. Bu şekilde bir talep oldu. Yerinde bir talep. Umarım kabul görür. Çünkü aksi takdirde toplu sözleşmeyle yapılan zammın enflasyon farkı ta Temmuz ayında yansıtılacak. 6 ay sonra yansıtılacak. Yani hatta az önce söylemeyi unuttum bir husus var dedim. Şimdi 2022 yılının Ocak ayında %7,5 zam yapıldı demiştik ya. Yani 5'ti, 2,5 puan da ilave edildi, 7,5 puan yapıldı. Oysa aynı yıl Ocak ayında enflasyon %11,10 oldu. Aylık enflasyondan bahsediyorum. Aylık enflasyon %11,10 oldu. Yani yapılan zam mı eridi ve üzerine 4 puan da eksiye geçti. Böyle bir onun telafisi ne zaman geldi? Temmuz ayında geldi. Şimdi memur senin talebi bu enflasyon farkı için beklenmesin 3 aylık dönemler halinde yapılabilmesini sağlamak anlamında artışların 3'er aylık dönemler halinde olmasını istedi. Birinci fark bu. Bu yüksek enflasyon. Sadece 2024 yıl için. 2025 yılında yine 6'şer aylık dönemler halinde olacak. Şimdi baktığımız zaman memur senin istediği artış 2 yıl için toplam ilk yıl %70 oranında bir artış talebinde bulunuyor 2024 yılında. 2025 yılında refah payı dahil. 2025 yılında da %40 oranında talepte bulunuyor. 2 yılın toplamı %110'a ulaşıyor. Kamu sen 6'şer aylık dönemler halinde artış yapılmasını istedi. 2024 yılında yıllık bazda toplamda %90,
2025 yılında %60 oranında artış yapılmasını istedim. Şimdi KESK farklı bir artış formülü önerdi. KESK de dedi ki şu anda 2017 lira olarak belirlenen, seyyanın zamla birlikte 2017 lira olarak belirlenen en düşük memur maaşının 45 bin lira çıkartılmasını istedi Ocak ayında. Bu Oran öncelikle konuşalım, rakam konuşalım. oransal olarak da %104 oranında bir artışa karşılık geliyor. Bundan sonraki aylarda da 6'şer aylık dönemler halinde ise dedi bir TÜİK'in açıklamış olduğu ilk defa bu da bir görevde girmiş oluyor. TÜİK'in açıklamış olduğu yoksulluk araştırması var biliyorsun. Yoksulluk araştırmasındaki sonuçlarına göre yoksulluk sınırındaki artış oranında artış yapılsın. Bir, o %104'ün üzerine yani 45 bin lira olarak belirlenen maaşın üzerine örneğin 2024'ün Temmuz ayında işte %10 yoksulluk sınırında bir artış oldu. %10 ilave edelim. Artı bir de o dönem 6 aylık dönemin milli gelirindeki artışı yansıtalım talebinde bulundu. Bu da yani doğrudan refah payından yararlanmasını sağlayacak bir teklif eğer kabul görürse. Kira Şimdi bu yardım, senin gelir vergisi dilimleri bölüyorum ama hani bunlar da dikkat çeken başlıklar gibi geldi bana. Ne dersiniz? Evet Helin, doğru. Yani biliyorsun kira konusu can yakıcı hale geldi. Yani büyük kentlerde kiralık ortalama 10 binden altında yani en sıradan yerlerde bile yani en kenar semtlerde dahi 10 bin liranın altında ev bulmak imkansız hale geldi. Şimdi yakında memurlar yani büyük şehirlerde çalışacak memur bulunamayacak. Aynı şey işçilerin için de söz konusu. Tabii onu da şey yapıyorum ama konumuz işçiler olmadığı için memur bazında konuşuyorum. Bir sonraki Memur seferde tabii masaya yatırır olacağız. aynen öyle gerçekten. ortalama kira 10 bin lira diyoruz. Ortalama memur maaşlarına da baktığımız zaman işte en düşük memur maaşı aile yardımı alan 22 bin lira diyoruz ama aslında 20.500 lira seviyesinde bekar bir çalışan için yahut da işte eşi de çalışan bir memur için. Şimdi bir memur, bekar bir memur alalım 20.500 lira şey yapayım. Hadi aile yardımı alan bir kişi diyelim 22 bin lira alıyor. Ortalama 10 bin lira kiradan bahsediyoruz. Kazancının yarısını kiraya veriyor. Yani bu ve insanlar kira artırım zamanı gelecek diye artık streslere girmeye başladılar. Yani cinayetler işleniyor. Yani ev sahibi de haklı olduğunu iddia ediyor. İşte kiracı da haklı olduğunu istedi. Ya benim diyor maaşım diyor %300 artmadı ama sen diyor kirayı diyor %300-500 artırıyorsun diyor. Bu şekilde bir sıkıntı yaşanıyor kira konusunda. Dolayısıyla 3 sendika da kira konusunda aylık kira yardımı yapılmasını istedi. Memursen 7.650 lira, kamusen 7.850 lira tutarında kira yardımı talep etti. Keskin kira yardımı talebi kademeli oldu. O büyük şehirlerde 7.500, diğer şehirlerde 5.000 lira kira yardımı yapılmasını istedi. Diğer şehirler için. Yani bu konu gerçekten lojman olan memur sayısı çok sınırlı. Lojmanı olmayan hemen bütün memurdan bahsediyoruz. Memurlara özellikle büyük şehirlerde ve büyük şehir olmayıp sahil kasabalarında orada da çok yüksek kiralar var. Orada da işte polisi var, öğretmeni var, hemşiresi var, hekimi var. Yani her türlü memur var. Orada da insanlar kira sıkıntısı yaşıyor. Burada kademelendirilip bir kira yardımı yapılması artık kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Yani başlıklara Şimdi bakıyorum. Dini bayramlarda ikramiye, eş yardımı, çocuk doğum yardımı, evlenme yardımı gibi şeyler de var, eklentiler de var. Ne dersiniz? evet, şimdi sendikaların bu seneki ortak taleplerinden birisi yılda 2 defa ikramiye verilmesi şeklinde oldu. KESK bunun asgari ücret tutarında olmasını istedi. Her bir ikramiyenin asgari ücret tutarında olmasını istedi. Diğer taraftan dediğin gibi memur senin
başka talepleri oldu. Doğum yardımı yapılsın diyor. 5.098 lira. Evlenme yardımı yapılsın diyor. 24 bin lira. Sosyal Ölüm kaynaklar yardımı. değil mi bunlar? Evet. Ölüm yardımı yapılsın diyor. 19 bin lira. Ve kreş desteği sağlansın diyor. Çocuğu olanlara diyor. Kreş desteği sağlansın. Ayda 2.778 lira diyor. Şimdi bir başka husus da aslında hep herkesi ilgilendiriyor. Sadece memurlar değil, işçiler de ilgilendiren bir husus. Ücretle çalışanların gelir vergisi konusu. Bu artık gerçekten taşınamaz hale gelmeye başladı. Yani ücretler baskı altında kalıyor. Ama bir taraftan da gelir vergisi habire yükseliyor. İnsanlar daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Gelir vergisinin %15'te sınırlandırılmasını talep ediyorlar. Yani sabit kalsın. Yıl boyunca ne kazanırsa kazansın ödeyeceği vergi %15 oranını aşmasın şeklinde talepleri var. Bir başka husus da o zaten hükümetin de gündeminde olan bir husus. Bütün sendikaların talebi birinci dereceye gelmiş tüm memurların 3.600 ek gösterge verilmesi konusu. Şimdi tartışılıyor. Sen de sordun. Yani bu oranın istedikleri bu oranların ne kadarını karşılayabilecekler, sendikalar alabilecekler diye. Şimdi hükümetin getireceği teklifi göreceğiz. Umarım ilk başta getirirler. Sendikaların beklentisi ilk görüşmede hükümetin de bir oranla masaya oturması şeklinde. Ama genelde de böyle olmuyor aslında. İlerleyen aşamalarda Pazar günü. getiriyorlar tekliflerini. Evet. Ama şunu söyleyeyim, yani çok kolay olmayacak burada. Sendikalar da çünkü bir taraftan tabandan gelen baskı altında hareket ediyorlar. Ama sendikanın da masadan kalkması da doğru olmaz. Çünkü 2019 yılında onu gördük Selin. 2019 yılında sendika kabul etmiyorum dedi, sorumluluk almıyorum dedi, bu getirilen teklifin altına imza atmayı dedi, ben dedi sorumluluk altına girmek istemiyorum dedi. Hakem kuruluna gitti. Hakem kurulu da ne yaptı biliyor musun? Yani 2020 yılında 4 artı 4, 2021 yılında da %3 artı 3 gibi bir zam yaptı. Çok düşük bir orandı. Yani enflasyonun altında eridiği için onlar enflasyon oranında artış yapılmış oldu. Yani umarım öyle bir durumla karşı karşıya gelinmez. Burada bir başka husus da hem bu toplu sözleşmede hem de sonraki toplu sözleşmelerde sürekli karşımıza çıkacak olan bir başka husus da bu 8.077 liralık seyyanın zammın emekli aylıklarına yansıtılması konusu olacak. Şimdi seyyanın zam, bunu belki bir seferde yapılamayabilir. Yani Ocak 2024'te hemen hepsini emekli aylıklarına yansıtıyoruz denilemeyebilir ama onu peyderpey zamana yayarak bir şekilde emekli aylıklarına yansıtılması gerekir. Aksi takdirde çalışan memurun maaşıyla emekli olduğunda alacağı aylık arasında çok büyük bir uçurum olacak. Yani insanlar gerçekten emekli aylıklarını ve emeklilik dilekçelerini çekmeye başladılar. İstemeyecekler. Emekli olmak Ve istemeyecekler yani. emekli olmak istemiyorlar. Yani bu seyyanın zam düzenlemesine ve arkasından meclise gittim. Meclisin işte görece daha iyi diye düşünülür belki dışarıdan bakınca oradaki ücret maaşları falan. Ya yani oradaki insanlar çok büyük yakınıyorlardı ve emekli olmayı düşünen insanların birçok kişi geldi, konuştu benimle. Emekli olmayı düşünüyorduk ama vazgeçtik. Bu koşullarda emekli olamayız. Herhalde sağlığımız el verirse 65 yaşa kadar çalışacağız demeye başladı insanlar. Dolayısıyla bunun seyyanın zamanında bir şekilde emekli aylıklarına yansıtılması gerekir. Zamana yayılarak da olsa. Peki, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Aktardığınız detaylı bir şekilde sizden dinledik. Ben Burada teşekkür mesela ediyorum Elin. hatırlatmış olalım. 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerin ilk turu. Biz de yakından takip ediyor olacağız ve tabii ki de Ahmet Kıvanç'la süreci tekrar tekrar konuşuyor olacağız. Çok teşekkür Elbette. ederim için tekrar. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.